Arkadaşlar merhaba ben Yiğit Alloç. Bugün Hicabi Story 2 Güney Afrika Cumhuriyeti serimizin 5. bölümüyle karşınızdayım. Ee, i̇lk 4 bölümde Güney Afrika Cumhuriyeti olarak Afrika'nın çok büyük bir bölümünü elimize geçirdik ve dünyada 1. sıraya kadar çıktık. Bir önceki bölümde de Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun'u mağlup ederek gerçekten gücümüzü katlamış olduk abi. Şimdi burada Nijerya var. 25 tur diyor. Şimdi... Benim karşımda Mısır, Cezayir, Fas ve İspanya var. Libya'yla birlikte. Libya çok önemli değil abi. Ordularımı hemen Cezayir sınırına dizeceğim. Ee, ve Cezayir savaşına hazırlıklarımı başlayacağım Kolayca Cezayir'e mağlup edebileceğimizi düşünüyorum. Bayağı ordum var çünkü. Ee, Cezayir'e çok sınırım da yok. Güzel. Yani benim için gerçekten güzel haberler bunlar. Biraz asimilasyonların tamamlanmasını bekleyeceğim açıkçası. Evet usta baya baya ordularımız var ya. Kısanıza. Bunlar hem orduları da biraz azaltmış oluruz. Sao Tome var 45.000. bin. Tamam, sıkıntı yok. Sao Tome'yi de alırız. Sınırlara dizelim abi orduları. Şu an ilk hedefimiz orduları sınırlara dizmek. Bakın daha 7.000, bin 8 bin. Yok Cezayir'in bir şansı yok ya. Hani öyle böyle değil. Cezayir'i kolaylıkla mağlup ederiz. Elimizdeki ordularla. O 20 bin kişi de burada var. Altta var biraz. 9 binde bir Sao Tome'yi alayım. Şu 11 bini de getireyim abi. Şu kanoya dizeyim. Sınıra bir gelsin ordular. Bakalım. Ordunun olmadığı yer var mı? Yok. Aa, Yapma abi ya. Şaka. Yani şu an seninle savaşmak gibi bir niyetim yok ya. Hah, tamam. Güzel. Dünyanın en güçlü ülke, ülkesi olunca bir anda hani e, rahatça barışabiliyorlar tabii. Evet. Nereye gidiyor? Sıkıntı yok. Cezayir Fransa ile savaştı da bu hiç hoş değil bu arada. Hemen ee, Cezayir'e gereken cevabı verelim abi. Hemen şöyle güzelce ilerletelim ordularımızı. Hiç uğraşmayacağım. Yani kaybedeceğim bir savaş değil zaten. Böyle bir ilerletelim. Yani ilerlesinler. Ve bayağı bölünene kadar ilerlesinler abi. Yani ordularımız bir arada gitsin. O 20 ilerletseydim keşke ya. Şöyle yapalım o zaman. 7 bini devam ettirelim. 5 de buradan. 50.000, bin, 10 bin. Hadi abi bir devam edin siz. Bir görelim bakalım neyiniz var neyimiz yok. 40 bin hemen. söyle şöyle bölelim. 18 bin, 20 Cezayir'in o 11.000 kişilik ordu çıkardı Cezayir. Nasıl yapacağız orayı? 10.000'i 10 geri getireceğiz abi o zaman. Ha, hiçbir eyaletinde de e, asimilasyon başlatmamışız ki biz. O zaman bu kadarını alıp e, böyle bu kadarını alıp barışıp direkt fasa mı girsek ya? Yani çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Orayı verelim. Ha tamam. Şimdi orayı verdik. Şöyle bir şey yapacağız. Denizi unuttuk. Denizi unuttuk ve ordu basamıyoruz şu anda. Ve istikrarımız da çok zayıf. Hemen eee eyalet istikrarlarımızı da geliştirelim. Biraz tur geçelim abi. Ya en azından Cezayir'den bayağı bir toprak aldım ama yanlış strateji yapmışız onu fark ettim. Bakın baksanıza baya baya topraklar var ya. Hepsi %65'te. Zaten yani bu topraklarda şey yok. Nüfus yok doğru düzgün. Cezayir bu 1500, 2000. Yine Fas'ın sınırına olan topraklarda 20.000 bin civarı var. Orada sıkıntı yok bu arada. Niyeyse param bitti. Nijerya, Libya ve Tunus şey, e, İsviçre bana savaş İsviçre'ye gerek yok. Libya şu anda gerek yok. Tamam gelmişken Nijerya'yı alırız abi sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil ya. Başkente bir sokalım abi. 25.000'i bir getireyim. Şu 3800'ü de bir getireyim. Tamam sıkıntı değil. Şöyle yaptık abi. Aynen öyle. Aynen. Ee, burada bu arada Gana var. Gana'nın yirmi toprağı var. Gana'ya gerek var mı şu anda? Gana'yı alsam mı diye düşündüm de ya Fas'tan sonra alırız. Sağ Toma'yı ben bir alayım ya. Hiç uğraşmayalım abi. Nijerya'nın da şu toprağını bir alayım. Sao Tome Asensiyon Adası. Gerek yok. Asensiyonu alırız. Güzel. İki toprak daha aldık. Ee, yolumuza güzelce devam ediyoruz. Şimdi %60 resti olan bir sürü toprak var. Üstünde asker var ya da yakınında bunlar sanırım. Ama normalde asker olmasa yakınında ee, %65 değil de %1 falan. asıl baktığımızda öyle. Baksanıza hiçbir toprağımız doğru düzgün asimile olmamış ki. Gitmişiz orada saçma sapan şeye savaş ilan etmişiz. Neyse. Önemli değil abi şimdi. Fasa ilan ederiz. Biz de gideriz. Fasa ilan ederiz. Ama şöyle bir şey yapmam lazım tabii ki. Evet. Orduları nereden... İşte abi şuradan bir e, binleri toplayalım. Buradaki amacımız da denizden deminki gibi Cezayir'den böyle 10 binlik bir ordu bize saldırırsa en azından kendimizi güvence altına almış oluruz. Aynen 12 bin kişi de orayı savunsun. Fas'ın 205 bin. Fas'ın da ekonomisi yüksek ya. Tamam abi. Ordu basacağız. Birazcık ordu basacağız. Derken burada 18 binlik ordumuz daha var. Bas abi bas 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 bas. Ermelo'da Fas Savaşı'nın orduları hemen ee, ne oldu oyundan çıkıyorduk. Toplayalım abi burada da güzel bir ordu toplayalım. 200 bin bir e, ekonomisi var yani yaklaşık bir 100 binlik orduyla ben elime geçiririm. Bu sınırlarda iyi ordular var zaten. Hemen abi 15 bin 15 bin. Bak abi buraya 10.000 Hatta ben geri kalanını da yani şöyle bir ikiye böleyim. 12 bin daha gelsin buradan. Ve güneyden 12 bin de gitsin abi. Sınıra gelsin askerlerimiz. Evet yaklaşıyorlar. Geliyorlar abi savaşa cepheye artık. Yavaş yavaş geliyorlar ve Fasa savaşımı ilan ediyorum. Fas savaşı başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şöyle bir ilerleyebildiğimizi rahatça ilerletelim. Sıkıntısız bir şekilde. 4200 falan. Abi Sao Pedro'dan 10.000 bir oraya gitsin, bir orayı kapatsın o. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Bu 23.000, bu 27.000 öyle bir gidiyor. Evet buradan da 17.000'i 8.000 ve 9.000 olarak bir bölelim bakalım. Ne çıkacak karşımıza? O yanlış yaptık. Sıkıntı yok. Şöyle yapalım abi. Şuraya da bir 5.000 gönderelim. Şuradan bir 12.000. Şuradan da 6.000'i bir de desteğe gönderelim. Tamam. Şimdi şuradan bir 15.000 gönderdik. Şuradan bir 5.000 gönderdik. Gerisinde bu 13.000'e bir destek olarak gönderelim. Şuradan 6.000. Şuradan da 5.000 gönderelim. Bir bekleyelim. Yani bir cephe sayısını azaltıyorum. Şu an benim niyetim o açıkçası. 3500'ü buradan gönderelim. Evet bu orduyu artık ben 10.000-10.000 10 olarak ikiye bölebilirim. Yani basın güçleri çok zayıflamadı ama baya bir ordu kaybetti. Yani ekonomik olarak hala yüz küsür binlerde. 162 binde. Hatta öyle diyelim. Buraya 5 bin. Bir gitsin abi. Bekleyelim. 2200'ü de denize gönderelim. Ve 6 bin. 6 bin. 12 bin. Şuradan 14.000. Ee, şuradan 7.500. 7.500. 10.000. Bin, 10.000. Bin. İlerlesin ordular. Bakalım neler olacak. Basın merkezine doğru gidiyoruz abi. 2.800 daha geldi. Ee, nasıl yapalım? Şöyle bir 4.000'i ayırayım. Bir bekleyelim ya. Sadece şu ileri gitsin. Bakın 146 bine çıktı. O 8 bin oradan geliyor. 17 de abi. 17 de şöyle bir gönderelim. Bir sağ odan mı ilerlesin? 1400'ü ve 2600'e yardıma gönderelim. Ya yani benim amacım şu anda kayıp yaşamadan ilerlemek açıkçası. 4500 diyelim. 1500'ü buraya gönderelim. 3000 buraya, 3000 de buraya. Evet güzel topraklara ulaştık. Şu anda 145 bin e, ekonomiye kadar düşürdük. 7 bin buradan gelsin abi. 10 bin buradan. 2500, 2500. 12 bini de e, şöyle bir 8 bin. 4 bin. Ve bekletelim abi. Başka yerlerde bekletelim. Güney'e doğru insin. Güney'i kapatsın ordularımız. Ee, bir güneyi kapatalım abi. Böyle bir güneyi kapatmış olalım. Heh, şu nasıl yapalım? 7000, 7000. Tamam, orayı kaybetmiş olabiliriz. Sıkıntı yok. Şöyle yapacağım. Ee, nasıl yapalım? Sesini açtık. Ben bir şurayı bitireyim abi. Buralardan saldırıyıp duruyorum. Bu tarafları bir bitirelim. 138.000'e 138 bine düştü. Yani büyük ekonomisi büyük ihtimalle Fas'ın ana top. Yani burada başkenti Rabat'ın orada. Ama sıkıntı yok. Hiç sıkıntı değil. Gerçekten değil. Hemen abi şuradan da getirelim orduları. Güney cephesinden de birazcık ilerleyelim. 500, 5000, 7000, 7000. Hadi bir 3000 ile 1500, 1500 çevirelim. Bu tur bayağı bir ilerlemiş olacağız abi bakın. Harikayız. Harikayız abi. Fas'ı bitireceğiz şu anda. sıkıntı yok. Ve ordularımız bir gelsin abi. Şuradaki arkadaşları da bir getirelim. Bu ne? Başka bir ülke geliyor. O, Ne oldu? 4000 diyelim. 5000. Tamam. Şuraları bir kapatalım. Ha, sarmış olduk etrafını. Şimdi 5600 2200 1200, 1100 ve 13400. Hmm. Tek yerden kazanamadık. Sıkıntı yok. Ordularımı denizde toplayıp ana topraklarına bir saldırı düzenleyeceğim abi. E, o yüzden çok da önemli değil. Ama artık bundan sonrasını savunamaz. Güzeliz. Şimdi Afrika'da e, aldığı toprakları neredeyse bitirdik Fas'ın. İşte çok az bir toprağa kaldı. Buradan da zaten denize birlik yapıp e, hemen ana topraklarında Rabat başkentinde orada ordularımı toplayacağım abi. Bir yerde bir mağlubiyet yaşadık. Sıkıntı yok. Bunu buraya 700 buraya 3500'ü de böyle gönderirsek buradan 1500 buradan da 1800'ü bir gönderdik bakalım ne oluyor ama kusursuz bir şekilde burayı kazanırım diye düşünüyorum 650 çok bir gücü kalmadı artık şurada ordularımız da yine az da kalmış olsa denize çıkartalım denize çıkartalım abi 51 bin kişilik bir ordu 13 bin de burada toplam 65 bin kişilik bir ordumuz var. Ve bunu ben şöyle yapacağım. 30 bini buradan 30 bini de 35 bin Rabat'tan bir göndereyim abi. O Safi'den mi girdiler? Şöyle yapalım. 7 .000. Ve 8 bin. Bakalım. Mağlup edebilirler mi? Edebilirler gibi ya şu an. 4000'i buraya gönderelim. 6600 de buradan gitsin. Ama bir gücü kalmamış olması lazım. Artık bir parası kalmamış olması lazım. Bir evet, bakalım 60-70 diyorlar orduları ama. O oradaki açıklık hiç hoş olmadı. 500, 700, 800. 500 500 1000. Hadi başkent Rabat'a da bir girelim abi. Ne olur ne olmaz. O zaman burası böyle. Tamam. ve Fas'ın son toprakları. Artık Fas diye bir yer e, Afrika'da kalmadı ve biz de e, hakimiyetimizi Cebelitar'a kadar neredeyse ulaştırdık. Aynen öyle. %99'u nerede? Bir adası falan mı var Fas'ın? Neresini ele geçirmedik abi? Burası da İspanya'ya ait. Fas'ın bir yerde toprağı var. Tek bir toprağı var. Görebiliyor muyuz? Yok. Neyse sıkıntı değil abi. Hiç sıkıntı değil. Aldığımızı alalım. Zaten görebilirsek alamadığım bir toprak. Sıkıntı yok. 1 milyon ekonomiye ulaştık. Cezayir'de 8 bin ekonomiye ulaşmış. O büyük ihtimalle Gana'ya mağlup oldu. Güzel bu arada. Ve artık Afrika'da sadece karşımızda Mısır kaldı abi. İspanya'dan da toprak alacağız tabii ki. Ama şu anda sadece Mısır kaldı. E, Cezayir'le savaşmadan önce Mısır'la savaşmak istiyorum. Yani İspanya, Portekiz Portekiz'i de alabilirim. İspanya'ya da savaş açacağım çünkü. Portekiz'i de alıp burada üstleri yapabilirim. Ya da tek noktadan direkt buradan saldırabilirim. Zaten çok denizi olan 1-2-3 tane Palma'da dahil 4 tane limanı olan şehir var. E, İspanya'da. Yani buralar da nüfus yok yani bin nüfus on bin nüfus falan var sıkıntı değil neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum ee, çok uzatmayacağım güzel bir bölümdü. Cezayir'in bir bölümünü aldık Cezayir bize e, karadan bir çıkartma attı vardı o Cezayir topraklarında Kan almış Cezayir bana karadan bir çıkartma attı ve ben barıştım daha sonra 250 bin ekonomili olan Fasa savaşımızı ilan ettik ve Fas'ın topraklarının %99'unu elimize geçirerek. Bu arada Türkiye nerede kalmış abi? Sıkıntı. Ee, elimize geçirerek Afrika'nın neredeyse tamamına hedeflediğimiz toprak bütününe ulaşmak üzereyiz. Gana'yı alacağım diğer bölümün başında. Gana Mısır yapabilirim. Gana Cezayir Libya yapabilirim. Diğer bölüm iki seçenek var. Zaten Gana, Cezayir, Libya, Mısır aldıktan sonra en son İspanya savaşıyla ile bitireceğim abi. Ve Afrika'nın tamamı elimize geçmiş olacak. Burada küçük adaları da alabilirim. Mesela Irak'tan buraya alabilirim. Bu Kızıldeniz'in topraklarını alabilirim. Ama şu anda hedeflerimiz üzerinde yok. Bu arada Mısır bitmiş adamlar Yunanistan'dan Kalamara, Patras ve Sparta'yı almış. Helal olsun. Yunanistan'a bölüşmüşler ya. Avusturya ya gelmiş. Cezayir. Cezayir'in de burada toprağı Bunları da alırız biz. Falan filan. Ee, neyse arkadaşlar. bölümü burada bitiriyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için zevkli bir bölümdü. İnşallah siz de keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.